Merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Volkan Sönmez. Uzun yıllar stüdyo müzisyenliği yaptım ve gitarımla yüzlerce hatta binlerce şarkıya eşlik ettim diyebilirim. Uzun zamandır televizyon programlarında ve sosyal medyada sıkça gelen bir soru üzerine bu videoları çekmeye karar verdik arkadaşlarımla. Genellikle şöyle bir soru geliyor. Volkan abi ya da Volkan ya da neyse işte. Gitarda nasıl hızlanabiliriz? Hızlı gitar çalmanın püf noktaları nelerdir? İlk videomuzu izlediyseniz bu videomuzla devam edebilirsiniz. Fakat bu ilk kez izlenen bir videoysa lütfen Gitarda Hız Teknikleri 1 isimli videomuzla başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir seri olarak hazırladık bunu. İlk videomuzda şöyle bir teknikten bahsetmiştik. Kısaca geçeyim. 5. perdede başlıyor ve 1. parmağımızda böyle bir teknikten bahsetmiştik. Şimdi ise daha zor ve daha ileri bir teknikle devam edeceğiz. Öncelikle bir metronom yardımıyla çalışacağız. Daha önce de bahsetmiştim. Ben Google Play Store'dan Metronome Beats diye bir uygulama indirdim. Ücretsiz bir şey. Hoşuma da gitti. 5-5 atlıyor ya da işte birer birer atlıyor metronomları. Mümkün olduğunca yavaş başlayacağız. Daha önce de söylediğim gibi 70'li 75'li tempolarda başlayacağız. Daha sonra hızlanacağız. Elimize gitarı ilk aldığımızda yapacağımız ilk şey metronomu 70'e ya da 75'e ayarlayıp egzersizlerimize başlamak. Şimdi gitarın birinci perdesine birinci parmağımızı koyacağız. Sonra yanına hemen orta parmağımızı, onun yanına yüzük parmağımızı, onun yanına küçük parmağımızı koyacağız. Böyle olduktan sonra metronom açacağız ve metronom eşliğinde şu hareketi yapacağız. Elimizde bir pena varsa her vuruşa ayrı bir aşağıdan ve yukarıdan olmak üzere. Eğer elimizde bir pena yoksa ve flamenko tekniğiyle ya da klasik gitar tekniğiyle çalıyorsak her bir vuruşa bir parmağımız gelecek şekilde. İşaret parmağımız ve orta parmağımız. Yani şöyle. Tabii penayla biraz daha kolay olacak. O yüzden penayla devam etmek istiyorum. Hemen metronomu 70'e ayarlıyorum ve size bir örnek gösteriyorum. Bu arada metronomu açtığımızda 4 saymasını bekleyeceğiz. Şöyle. Son, 2, 3, 4. Bu. Bu bizim geçen sefer derste ilk yaptığımız alıştırmaydı. Şimdi şöyle bir hareket edeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve bir perdeye yana atlayarak gitarın ikinci perdesini atlayarak 1, 2, 3, 4 yapacağız. O bittikten sonra bir perde daha yana atlayacağız. 1, 2, 3, 4. O bitince tekrar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yarım perde, yarım perde ki bunlara yarım perde diyoruz. Yarım ses, yarım ses, yarım ses atlayarak devam edeceğiz. Yani şöyle. Şimdi bunu bir metronom yardımıyla yapalım. Metronomlarımızı 70'e ayarlayalım. Önce 4 saysın, ondan sonra girelim. 3, 4. Gitarın 12. perdesine yani başlangıç notasına geldiğimiz zaman egzersizi sonlandırıyoruz ve bir üst tele çıkıyoruz. Aynı şekilde. En alt telden başladık ve bir üst tele geçiyoruz. Tekrar metronomumuzu 70 metronumu ayarlıyoruz.
2, 3, 4. İkinci telde de yani gitarın C telinde de bu en alttan ikinci tel C telinde de bunu yaptıktan sonra sol teline geçeceğiz. Bütün telleri 70 metronomda bitirdikten sonra 75'e ve sonra 80'e geçeceğiz. Buradaki amaç şu. Yani şunu yapabiliyor olacağız. Bu egzersizi bitirdiğimizde şunu yapabiliyor olacağız. Yani bu kadar hızlanacağız. Bunu yapabiliyor olacağız. Tabii bu çok hızlı bir metronom. Öncelikle kesinlikle yavaş çalışacağız. Mesela 70'ten 85'e geçelim. En alt telde yine bakalım. Son 2, 3, 4. Bunu yaklaşık 110 metronoma gelene kadar çalışmamız gerekli. Tabii bu elimize gitarı aldığımızda ikinci egzersiz olacak. Daha önce birinci videomuzu izlemenizi önermiştim. O egzersizi tamamladıktan sonra buna geçmeliyiz. Bununla sıfırdan başlamak doğru olmayacaktır. O yüzden lütfen Gitarda Hız Teknikleri 1 isimli videomuzu izleyin. Bunlar bir sıralı seri. Yani sırayı şaşırmamamız lazım bizim kesinlikle. Şimdi bütün tellerde bunu bitirdikten sonra yavaş yavaş metronomları hızlandıracağız. Metronomları hızlandırdıktan sonra yaklaşık 110 metronoma yani şuraya geldikten sonra buraya geldikten sonra tekrar birinci perdeye geleceğiz ve 70 metronomdan bir daha başlayacağız. Yani gitarı her elimize aldığımızda yaklaşık bir 10-15 dakika mümkünse bunlarla çalışacağız. Bu bize ileride şunu yapmamızı sağlayacak. Bunu yapabilmemiz için bu egzersizi mutlaka çalışmamız lazım. Hatta bazı zamanlarda sağ elimizi kullanmadan şöyle. Tabi sesi gelmiyor olabilir ama görüntüden anlamışsınızdır. Bu egzersiz çalışmamız lazım. Yani bizim en önemli egzersizlerimizden bir tanesi. Tabi şöyle bir şey olacak. Başlarda biraz parmaklarımıza kramp girecek. Yorulacağız. Ama kesinlikle yılmamamız lazım. Çünkü başta zor görünse de 80'li 85'li metronomları açtıktan sonra bize kolay gelecek. Ve gitarın alt 3 telini bitirdikten sonra üst 3 telde gerçekten zorlanacağız. Yani şurada. Burada zorlanacağız. Fakat kesinlikle yılmıyoruz. Metronomla birlikte çalışıyoruz. 85'ten devam edelim. Kısa bir örnek yapalım. Öncelikle mutlaka boş olarak 4 sayıyoruz. Son, 2, 3, 4. Gitarın R telinde bunu yaptıktan sonra La telini ve Mi teline, kalın Mi teline kadar geçeceğiz. En zorlanacağımız tel kalın Mi teli olacak. Fakat bunu da
70 ile 110 metronom arası yaptığımız zaman bu hareketle ilgili artık yapabileceğimiz hiçbir şey kalmayacak ve tamamıyla parmaklarımız açılmış olacak. Ondan sonra birinci videodaki hareketimizi tekrarlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle mi telinde en az 110 metronoma kadar hızlanmamız lazım. Eğer bunu hızlanmazsak bu hareketin bize sağlayacağı kolaylıklardan mahrum kalacağız demektir. O yüzden kesinlikle en az 70 ile 110 metronom arasında bu hareketi tamamlamamız lazım. Onun dışında önerebileceğim en önemli şey bir metronom yardımıyla çalışmak. Hızlı metronomlarda çalmak daha kolay gelecektir başlarda. Tabii şöyle dead note denen hani ölü notalar olacaktır şunun gibi. Böyle kararsız sesler olacaktır. Bunları istemiyoruz. Net gelecek seslerimiz. Yani şöyle. Ya da parmak tekniğiyle bütün seslerimiz net gelecek. Ve bir metronom, kesinlikle metronom. Metronom olmazsa hiçbir işe yaramaz çalışmamız. Metronomla birlikte yürüyeceğiz. En üst teldeki alıştırmamızı 12. perdeye gelene kadar yaptıktan sonra tekrar eğer yorulmadıysak ya da parmaklarımız ağrımadıysa yine en yavaş metronomdan 70 hatta yapabilirsiniz 65 belki zor olacak ama keşke deneseniz 60 metronomdan devam edebilirsiniz. Bunları tamamladıktan sonra şunu fark edeceksiniz. Ağır metronomlarda çalışmak, hızlı metronomlarda çalışmaktan çok daha zor. Bunları yaptıktan sonra başka egzersizlerle ben yine burada olacağım. Sizlere yeni egzersizler göstereceğim. Ama hep şunu söylüyorum. Gitarda hızlı çalmak mühim değildir. Gitarda nitelikli çalmak önemlidir. Tabii ki hızlı çalarsak her şeyi çalabiliriz. Ama her zaman söylüyorum. Öncelikle her şeyi ağır tempoda çalışmak zorundayız. Gitar da biraz nankör bir enstrüman. Bütün bu egzersizleri 15 gün, 20 gün yaparsınız, 21. gün bırakırsanız bir ay sonra yapamayabilirsiniz. O yüzden belli bir program içinde atıyorum günde yarım saat. Her gün işte kalktınız, gitarı elinize aldınız saat 12'de 1'de neyse işte. Bir yarım saat bu egzersizleri çalışırsanız emin olun ki çok hızlı gitar çalabileceksiniz. Şimdiki videomuzun sonuna geldik. Bu ikinci videomuzdu. Üçüncü videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.